Bu dersimizde 6. fönün sonundaki 3 testimizi çözüyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzda hangisi bir fonksiyondur? Bunu sormuş. Fonksiyon olmanın iki şartı vardı. A kümesi yani tanım kümesinde boşta eleman kalmamalıydı. Bakın bu şekilde B ve D'yi eledik. Diğer şartımızda bir eleman başka iki elemana gidemez. Yani 3 hem B'ye hem C'ye hem de 4 ile eşleşmesi mümkün değildi. Aynı şekilde burada 2 hem B'ye hem de C'ye gidemez. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı C şıkkı. F-5 değeri, bakın önce x sonra y değerini yazıyoruz. F-5'in değeri burada 2'dir. F0'a bakıyorum. 0 7'ye gitmiştir. Eksi 7 bölü F-3'ü sormuş. Eksi 3 değerimiz 5'e gitmiş. 5 artı F2'miz de 10 ile eşleşmiş. Düzenlersek eksi 5 bölü 15'tir. Pay ve paydayı da 5'e bölersek cevabımız buradan eksi 1 bölü 3'tür. A'dan R'ye tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Fx eşittir 3 eksi 2x. Görüntü kümemizde bu şekilde ise A kümesini bulalım. Yani burada x yerine bir şey yazıyoruz. 3 eksi 2x sonucumuz eksi 3 oluyor. Sonrasında da 3 eksi 2x'imiz 7'ye eşit oluyor gibi. Buradan 2x'i sağ tarafa atarsak 2x eşittir 3 artı 3'ten 6 gelir. X'imiz de 3'tür. Burada 2x'i sağ tarafa atarsak 3 eksi 7 eksi 4'tür. X'imiz de eksi 2'dir. Demek ki cevabımız eksi 2 ile 3 aralığında. Peki A şıkkı mı B şıkkı mı? Bakın burada eksi 3'e köşeli parantez koymuş. Eksi 3'ü dahil etmiştir. Burada küçük eşittir durumu var. Dolayısıyla x'in 3 olduğu yerde köşeli parantez. Burada 7 köşeli parantez değil normal parantez verilmiş. Dolayısıyla eksi 2'nin olduğu yerde ben köşeli parantezi kullanamam. Cevabımız bu şekilde A gelir. Fx ve gx fonksiyonları verilmiştir. F1 g2'ye eşitse k'yı bulunuz. Önce f fonksiyonunda x yerine 1 yazıyorum. F1 eşittir 3 çarpı 1 eksi k. Sonra g fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eşittir 2 çarpı k artı 1 artı 2. Bu iki ifadenin birbirine eşit olduğu söyleniyor. Eşittir 3 eksi k yazabilirim. 2'yi dağıtıyorum. 2k artı 2 artı 2 eşittir 3 eksi k. K'ları sol tarafa atıyorum. 2k artı k'dan 3k geliyor. 4'ü de sağ tarafa atarsam 3k'mız eksi 1'dir. Her iki tarafı k'nın katsayısına bölersek aradığımız k değerimiz eksi 1 bölü 3'tür. Fx fonksiyonu verilmiştir. F eksi 1 ile f2'yi bulup topluyoruz. F eksi 1'de x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Sonra x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eksi 3 bölü 5. Toplarsak burası eksi 4 bölü 5 artı eksi 1 bölü 5'ten eksi 5 bölü 5 yapar. Yani eksi 1 yapar. Bakın fk değerimiz eksi 1'e eşit olacak. X gördüğüm yere burada k yazarsam fk eşittir. K eksi 3 bölü 5 eşittir eksi 1. İçler dışlar yaparsak k eksi 3 eşittir eksi 5'tir. Eksi 3'ü de diğer tarafa atarsak k değerimiz eksi 2 olmalıdır. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmıştır. Buna göre F7'yi bulalım. Parantez içindeki ifadeyi 7'ye eşitliyorum. X artı 4'ümüz 7'dir. Dolayısıyla x gördüğüm yere 3 yazıyorum. X yerine 3 yazarsam F7 eşittir. 3 çarpı 3 9'dur. Eksi 7'den cevabımız 2'dir. Fx fonksiyonu verilmiştir. Burada fx bölü 3 eksi 1 fonksiyonunu bulun diyor. Yani x'i siliyorum. Yerine x bölü 3 eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı x değil de 3 çarpı x bölü 3 eksi 1 eksi 2 şeklinde. 3'ü içeriye dağıtıyorum. Eşittir. 3x bölü 3 eksi 3 çarpı 1 eksi 2. 3'ler gidiyor. Buradan x eksi 3 eksi 2'den aradığımız değer x eksi 5 geliyor. Fx eksi 1 bölü 3x artı 6, x artı 2 bölü 2x eksi 2 eşitse f12'yi bulalım. Buradaki x eksi 1 bölü 3x artı 6'yı şu şekilde yazabiliriz. Ben burada x eksi 1 bölü x artı 2'ye a demek istiyorum. Buna a dersem şurada f, şu ifadeye a dedik bu arada, f a bölü 3 eşittir x artı 2 bölü 2x eksi 2 yani x artı 2 bölü 2 çarpı x eksi 1. Ben bu a dediğim ifadeyi bakın
ters çevirirsem buradaki şu ifade olur. Yani 1 bölü a çarpı 1 bölü 2 şeklinde olur. Dolayısıyla f a bölü 3 eşittir 1 bölü 2 a şeklinde bir fonksiyon var. Buradaki f12'yi bulmak istiyorsam bu a bölü 3'ü 12'ye eşitliyorum. A bölü 3 12 ise a gördüğümüz yere 36 yazmalıyız. Şimdi a gördüğüm yere 36 yazarsam f12 eşittir 1 bölü 2 çarpı 36, yani cevabımız 1 bölü 72 olacaktır. Fx kare eksi 6x artı 3 ifadesi verilmiştir. Ben buradaki x kare eksi 6x'e a demek istiyorum. Burası f a artı 3 eşittir. Bakın 3x kare eksi 18x, bu da x kare eksi 6x artı 24 şeklinde. Yani bu ifade yerine a yazarsam sağ taraf 3a artı 24 olur. Ben f 5 bölü 3 arıyorum. A artı 3'ümüz 5 bölü 3 olmalı. Yani buradan 3'ü diğer tarafa atarsam a'mız 5 bölü 3 eksi 3'tür. Bunu da düzenlersek eksi 4 bölü 3. A gördüğüm yere eksi 4 bölü 3 yazıyorum. 3 çarpı eksi 4 bölü 3 artı 24. 3'ler de giderse eksi 4 artı 24'ten aradığımız değer 20'dir. D şıkkıdır. Fx artı 2 x eksi 3 çarpı fx artı 2x eksi 1 şeklinde. Bana f5 sorulmuştur. F5'i bulmak istiyorsam burada x yerine 3 yazmalıyım. X yerine 3 yazarsam burası f5 oluyor. Sağ taraf 3 eksi 3'ten 0 çarpı f3 oluyor. Artı 2x eksi 1'de de yine x yerine 3 yazarsak burası sıfırlanıyor. 3 kere 2 6, 1 çıkarırsam f5 değerimizi 5 buluyorum. Fx eşittir fx artı 3 artı 5 şeklindedir. F3 12 ise F33'ü bulalım. Şimdi F3'ü bilmiyorum. X yerine 3 verirsem F3 eşittir F6 artı 5 şeklindedir. Burada bakın 3'er 3'er arttığı için X yerine şimdi de 6 veriyorum. Buradan da F6 eşittir F9 artı 5 şeklinde. 3'er 3'er artırıyorum yine bu şekilde. X'e şimdi 30 verelim. Neden? Amacımız F33'ü bulmaktır. Burada 30 yazdığımızda F33 artı 5'li bir ifade olur. Bunları taraf tarafa toplayalım. F6'lar birbirine aynı olduğu için götürecektir. F9'lar gider. F12'ler, F15'ler gider gider. Sadece burada F3 kalır. Sağ tarafta F33. Tabii ki sondaki 5'leri unutmayalım. Peki burada kaç tane 5 ekledik? Bakın 3'ten 6, 9, 12 şeklinde 30'a kadar gittik. Terim sayısı neydi? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1. Buradan düzenlersek 10 tane terim var. Yani burada 5'lerden bir tane değil de 10 tane. F3'ün 12 olduğunu soru vermişti. F33 artı 50 eşittir 12 diyoruz. 50'yi bu tarafa atarsak 12 eksi 50'den aradığımız değer eksi 38'dir. 2fx artı 3 fxx artı 2x'tir. Buna göre f2'yi bulalım. Önce x'e 2 verelim. 2 çarpı f2 artı 3 eşittir f-2 artı 2 çarpı 2'den bu şekilde gelir. Burada f-2'yi yalnız bırakırsak 2f2 artı 3'ün yanına 4'ü çekersek 2f2 eksi 1 eşittir f-2'dir. Bunu yıldızlıyorum. Şimdi f2'yi bulamadık. F-2 çıktı. Burada x gördüğümüz yere şimdi eksi 2 yazalım. Burada 2 çarpı f-2 artı 3 eşittir. X gördüğüm yere eksi yazarsam burası artık artı 2'ye dönüşür. Artı 2 çarpı eksi 2. Bu ifadede f-2 gördüğüm yere eşittirin sonundaki ifadeyi yazacağım. 2 çarpı 2f2 eksi 1 parantezi kapatıyorum. Artı 3 eşittir f2 artı 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 yapar. Dağılma yapalım. 4f2 eksi 2. Sonrasında 3 var. 3'ü de ekledim. Eşittir f2 eksi 4. Bir tane f2 burada var. 4 tane burada var. Bunu bu tarafa alırsam burada 3 tane f2 kalır. 3f2 artı 1 eşittir eksi 4. 1'i de sağ tarafa atarsak 3f2 eşittir eksi 5 gelecektir. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman aradığımız f2 değeri
eksi 5 bölü 3 ile E şıkkıdır. Üçgen XY ifadesi içerideki X ve Y'den büyük olmayana, karede küçük olmayana eşittir. Altıgende ise bu iki sayının kareleri toplamına, normal bu sayıların toplamına bölün demiş. Öncelikle üçgen içinde pi var, 3,14'e yakın. Bir de 2 kök 2 var. 2 kök 2 sayısı da kök 8'e yakın bir sayıdır arkadaşlar. Kök 8 sayısı da 2 ile 3 arasında 2,8 gibi bir sayı. Üçgende büyük olmayana eşitleyin demiş. Yani küçük olan sayıya eşitleyin. Yani üçgen için cevabımız 2 kök 2 çıkıyor. Karede ise 13 bölü 3 var. Bu sayı 4 ile 5 arasında bir sayıdır. Kök 32 var. Kök 32 de kök 25 ile kök 36 arasında, yani 5 ile 6 arasında böyle bir sayıdır. Karede küçük olmayana bakın demiş. Küçük olmayan burada 5,7 gibi kök 32 sayısıdır. Kök 32'yi de 4 kök 2 olarak yazabiliriz. Şu an elimde 2 kök 2 ve 4 kök 2 gibi 2 tane sayı var. Şimdi altıgen içerisinde 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi yazalım. Altıgende bize bu sayıların karelerini toplayın demiş. 2 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Toplarsak burası paydasını da toplayacağız. 2 kök 2 ile 4 kök 2 payda da toplayacağız. Yukarısı 8 artı 32 gelecektir. Aşağısı da 6 kök 2. Düzenlersek 40 bölü 6 kök 2'dir. 40 ile 6'yı sadeleştirirsek buradan 20 bölü 3 kök 2. Bakın paydada asla kök 2 olmaz. Bunu pay ve paydayı kök 2 ile çarpıyorum. 20 kök 2 bölü 3 kök 4. Buradan da düzenlersek 20 ile 2 sadeleşir. 10, 3 sadeleşmez. Buradan 10 kök 2 bölü 3 ile B şıkkı gelir. Bu işlemi a kare artı 3b kare artı 2c bölü c olacak şekilde tanımlamıştır. Üçgende ise bunu a yerine b yerine ve c yerine m olacak şekilde tanımlamış. Yani bu da ne olur? Burada m kare artı 3m kare artı 2m bölü m'dir. Yani düzenlersek 4m kare artı 2m bölü m olacak. Yukarıyı m parantezinde yazalım. 4m artı 2 çarpı m'dir. Paydadaki m ile sadeleşirse aradığımız aslında 4m artı 2'dir. Şimdi burada biz 3, 1, 2'yi yazarsak şurada a yerine 3 yazdım. B yerine 1 yazdım. C yerine de ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Paydaya da yine 2 yazdım. Yukarısı 9 artı 3 artı 4 gelir. Aşağısı da zaten 2 idi. O zaman 16 bölü 2'den 8 olacaktır. Yani aradığımız ifade üçgen 8. Burada şuraya M yerine 8 yazıyorum. Biz burayı biraz düzenlemiştik. M gördüğüm yere 8 yazarsam 4 kere 8 32, 2 eklersem cevabımız 34'tür. Fx fonksiyonunun grafiğini görüyoruz. Hx fonksiyonu eksi 2'den x'e kadar olan fx fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanıdır diyor. Şimdi burada biz h3'ü bulmak istersek eksi 2'den 3'e kadar buradaki bütün bölgelerin alanlarını toplayacağız. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den burasının alanı 3'tür. Benzer şekilde bu da aynı. Buranın alanı da 3'tür. Şuradaki 2 ile 3 arasındaki birim 1 birimdir. Burası da 3 olduğu için dikdörtgenimizin de alanı yine 3'tür. Bu üçleri toplarsak h3 değerimizi buradan 9 buluruz. H3 yerine burada 9 yazarsak hm bölü 9 eşittir 2 olacak. Hm eşittir 18 olmalı. M değerimiz de bakın burada ne diyor? 2'den büyüktür. 18 olması için öncelikle buradan 3 birim aldık. Sonrasında buradan 3 birim aldık. Toplamı 6. Bize buradan kaç gerekir? 12 birim daha gerekir ki toplamı hm 18 olsun. Yani burada maviyle gösterdiğim şuradaki bir bölgenin alanı 12 olacak. Bakın buradaki dikdörtgende şurası 3 birim. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 3 ise uzun kenarı 4 olmalı ki 3 çarpı 4'ten 12'yi bulabilelim. Bakın 2 birim, 4 birim daha sağa doğru gidersek burası 2 artı 4'ten 6 olacaktır. Yani aradığımız m değeri 6 olmalı c şıkkı. Doğal sayılar üzerindeki bir f fonksiyonu x'in karekökünü en yakın doğal sayı olacak şekilde tanımlanıyor. Mesela kök 10 kök 9'a yani 3'e yakındır.
Kök 15 kök 16'ya yani 4'e yakın. Buradan yazdığımızda kök 2 hangi sayıya en yakındır? 1'e mi 2'ye mi yani kök 1'e mi kök 4'e mi? Bakıyorum burası 1 birimken burası 2 birim. Dolayısıyla F2 kök 2'dir ve 1'e yakın olduğu için 1 diyoruz. F3'e bakalım. Kök 3 sayısı 2'ye yani kök 4'e mi yakın 1'e yani kök 1'e mi? Arada 2 birim var 1 birim var. Dolayısıyla kök 4'e yakın. Bu da kök 4 2 olduğu için 2'dir. 5 sayısı da kök 5 hangisine yakındır? Kök 5 kök 4 yani 2 ile kök 9 arasında bir sayıdır. Burası 4 birim. Burası 1 birim olduğu için bu da yine 2'ye daha yakın. Topladığımız zaman 1 artı 2 artı 2'den toplamımız 5'tir. FABC B'ye tanımlanmıştır. ABC elemanları sırasıyla B kümesinde N, P ve R tane farklı eleman ile eşleşebiliyorsa N çarpı P çarpı R tane fonksiyon tanımlanabilir. A kümesi 3 tane elemanımız var. B'de 5 tane var. Her A eleman A için A'dan B'ye fonksiyon tanımlı bu şekilde bu koşula göre tanımlanır diyor. Burada mesela A'ya 1 diyelim. A1 için 1 artı F1 küçük eşittir 6. Yani F1 küçük eşittir 5 olacak şekilde. Yani neye gidebilir? 1, 2, 3, 4 ve 5'e gidebilir. Burada 5 farklı durum oluyor. A yerine 2 yazarsak 2 artı F2 küçük eşittir 6 olacak. Burada da F2 6 eksi 2'den küçük eşittir 4. Yine burada 1, 2, 3 ve 4 olacak şekilde 4 farklı durum var. A3 içinde başka yazamayız zaten sadece 3 kaldı. 3 artı F3 küçük eşittir 6. F3'ümüz küçük eşittir 3 olacak. Yani burada 1, 2 ve 3 değerlerini alabiliriz. Burada da 3 durum var. Dolayısıyla çarptığımız zaman 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 farklı F fonksiyonu yazılabilir. A kümesindeki her elemanın B kümesinde farklı bir elemanla eşleşmesi isteniyor. Buna göre bu koşulu sağlayan kaç fonksiyon vardır? A'daki elemanlardan diyelim ki 1. Bir elemanı burada A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye 4 farklı elemanla eşleşebilir. Diyelim ki B'yi kullandık. Sonra geri kalan 2 elemanımız A, C ve D'den 3 farklı elemandan birine gidebilir. Diyelim ki A'yı da götürdük, karaladık. 2 ve 1 gitti. 3 elemanı C ve D gibi 2 farklı elemanla eşleşebilir. Diyelim ki D de gitti. 4 elemanımızda gördüğünüz gibi sadece bir elemanla eşleşebilir. Yani 4, 3, 2, 1'den 24 farklı fonksiyon tanımlayabiliriz. X 2'den büyük bir sayı olmak üzere Fx fonksiyonu üçgenin alanı olacak şeklinde tanımlanmış. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradan 2x eksi 4'ü de 2 çarpı x eksi 2 olacak şekilde ortak çarpan parantezine ayırabiliriz. Sonra paydadaki 2 ile paydaki 2 giderse x eksi 2 ve x artı 2 olur. Burada 2 kare farkı özdeşliğini hatırlarsak a kare eksi b kare gibi yani x kare eksi 4 gibi bir durum olacaktır. Bu şekilde 6. fömümüzün sonundaki testlerimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. 2. fömümüzde yine fonksiyon kavramını bitirdik. Birebir ve örtem fonksiyonlarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.